Bu şekilde dua etmeye devam ettiğin sürece dualarının kabul olmasını bekleme. Çünkü sen dua ibadetine başlarken dua ibadetini iptal edecek niyetle başlıyorsun. En büyük sıkıntı da burada. Sonra duam neden kabul olmuyor diye birçok kişiden zerzenişler duyabiliyoruz. Buradaki en büyük problem de şu. Bir yerde okuyor ya da bir videoda denk geliyor. Bu duayı şu kadar yaparsan zengin olursun bu duayı şu kadar yaparsan sağlıklı olursun. Şunu şu kadar yaparsan mutlu olursun. Doğru mudur? Evet doğru kaynaklardan gelirse doğrudur. Ama sadece bu kadarla kalmak eksik. Dua bir ibadettir ve yalnızca Allah'ın emri ve Allah'ın rızası maksatıyla yapılır. Asıl illet yani asıl gayesi, asıl amacı sırf dünyevi bir çıkarsa o ibadet kısmen iptal olur. İşte bu yüzden duaların kabul olmuyor. Peki dua nasıl etmeliyiz? Nasıl duam kabul olur? Evet Allah'ın rızası için edeyim ama dünyevi maksatlar da gözetiyorum. Nasıl olacak bu Sorusun cevabını hazırsak şimdi okuyacağımız yerlerle inşallah verelim. Dua imani bir mesele. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserinde imani bölümlerin içine almış dua bahsini. Çünkü duam kabul olmuyor, duama cevap verilmiyor diye dinden uzaklaşan hatta çıkan insanları duymuştum. Dinden çıkmasa bile bir burukluk hisseden birçok insan olabiliyor. Çünkü biz her şeyimizi dua ile istiyoruz Rabbimizden. Menfaatleri celp etmek istiyoruz. Yani her şeyin en güzelini istiyoruz. Neyle? Dua ile. Zararları def etmek istiyoruz. Şerden, beladan kurtulmak istiyoruz. Neyle? Dua ile. Çok istediğimiz şeyler oluyor. Onlar için çok fazla gözleşi döküyoruz. Dua ediyoruz. Karşılığını alıyoruz ya da almıyoruz aldığımızda pek problem olmuyor ama alamadığımızda problem olabiliyor. Neden duam kabul olmadı denilebiliyor. Özellikle de sağlığına kavuşmak için okunan dualar, mutluluk için, huzur için işte mal mülk için, refah için yapılan dualar kabul olunmadığında insan aklına bir soru işareti gelebiliyor. Ama buradaki en büyük problem ettiğin dua ya da durduğun huzurda değil. Buradaki problem senin asıl niyetin. Dua bir ibadettir. Namaz nasıl bir ibadetse, oruç nasıl bir ibadetse duanın da belli başlı kaideleri var. Bediüzzaman Hazretleri kabul olacak dualarla ilgili muazzam bir bölüm ele almış. Orayı okuyacağız ama ondan önce dua etmemizdeki asıl illeti konuşmamız gerekiyor. İllet asıl sebep demek. Dua bir ibadet olduğu için asıl sebebi de ibadeti kim yaparız? Rabbimize. Ne için? Emrettiği için ve rızasını kazanmak için. İşte ne maksatla dua edersek edelim niyetimiz Allah'ın rızası ve Allah'ın emri olmalı. İşte bu olmadığında ki çoğu insanda maalesef bu var. Allah'ım senin emrettiğin için dua vakti geldiği için ben bu ibadeti yapıyorum ve senin rızan için ben bu dua ibadetini yapıyorum değil de Allah'ım bana şunu ver. Allah'ım bana işte bunu ver. Bana sağlık ver. Bana mutluluk ver. Bana huzur ver. Bana işte hayırlı eş ver. Ev ver. Çocuk ver hep dünyevi maksatlar asıl gaye olduğunda kısmen o ibadet iptal oluyor. İki yer okuyacağım. İki yerden sonra kafamızdaki birçok soru işareti giderilmiş olacak. Dolayısıyla bundan sonra sağlığına kavuşmak için okuyacağın duaları, işte mutluluk için okuyacağın duaları veya helal dairede dünya ve refahını arttıracak malları, mülkleri, arabaları vesaireleri isteyeceğin duaları ederken okuyacağım kaideler ışığında yaparsan Allah'ın izniyle hayırlısıysa tabi duanın kabul olma oranı oldukça fazla artıyor. Tasdik edildi, uygulandı. Bizzat okuduğum bölümlerden sonra hayatımın çeşitli noktalarında, çok zor kaldığım noktalarda gerçekten uyguladım. Ve kabul olduğunda elhamdülillah gördüm. Şimdi o yerleri sizlere tek tek okuyacağım. Her biri çok önemli bir mesele. Hepimiz ettiğimiz duaların, hayırlı duaların hayırlısı ise kabul olmasını isteriz değil mi? İşte o zaman okuyacağım şu birkaç dakikaya çok iyi odaklanmamız gerekiyor. 17. lemadan okuyacağım. Dua neydi? Bir ibadetti. Namaz gibi duada bir ibadet. Rabbimize karşı yaptığımız bir ibadet aslında. Ubudiyet, yani kulluğumuz, ibadetlerimiz emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Yapmış olduğumuz ibadetler Allah'ın emrine ve Allah'ın rızasına bakar. Ubudiyetin dairesi, ibadetlerin sebebi emri ilahi, Allah'ın emri. Asıl sebebi Allah'ın emri neticesi yani sonucu da rızayı haktır. Allah'ın rızasıdır. İbadetin sebebi Allah'ın emri, neticesi sonucu da Allah'ın rızasını kazanmaktır. Semeratı ve fevaidi yani sonuçları, semereleri ve faydaları uhrevidir. Fakat ille gaye olmamak yani asıl sebep, asıl maksat olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ortaya çıkan ve istenilmeyerek verilen semereler, meyveler ubudiyeti münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müretçi hükmüne geçer. Bizim gibi zayıflar için bir teşvik, bir tercih edici oluyormuş. Asıl gayemiz ne? Allah'ın emri. Peki sonucu nerede bekliyoruz? Allah'ın rızasında. Ve aynı zamanda ibadet uhrevi, ahirete bakan bir yönü var. Ama asıl sebep dünyevi maksatlar olmazsa ama Allah hürmetiyle, rahmetiyle, şefkatiyle o dünyada bize o semeleri, o meyveleri, faydaları verirse o zaman o ibadete münafi olmaz. Bizim gibi zayıflar için teşvik edici olmuş olur. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ibadete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa, yani asıl sebep dünyevi olsa, o dedi kısmen iptal eder. Bak o ibadeti kısmen iptal ediyor. Belki o hasiyetli virdi. Hakim bırakır netice vermez. Yapmış olduğumuz tüm ibadetleri Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda yaptığımız ve sonucunu da ahirette beklediğimiz gibi yapmış olduğumuz duaları da demek ki dua vaktindeyim. Hastalandım. Benim için o zaman dua vakti. Aslında ibadetin vakti. Nasıl ki namazların vakitleri var, orucun vakti var, zekatın bir vakti var. Aslında duaların da vakti var. Bir hastalığa giriftar oldun. İşte o zaman dua vakti. Ama sıf gaye, aman sağlama kavuşayım bitsin değil. Allah'ın emri ve Allah'ın rızası için dua vakti. Başına bir musibet geldi veya çok istediğim bir şey var. İşte o zaman onun dua vakti ama asıl gaye o dünyevi maksatlar olmayacak. Asıl gaye Allah'ın emri olduğu için ben o ibadeti yapıyorum. Onun neticesinde Allah'ın rızasını kazanmak için o ibadeti yapıyorum. Ha ama zayıfım. Zayıf olduğum için de asıl gayem dünyevi maksatlar olmayıp Allah'ın rızası olduğundan dolayı Allah keremiyle, şefkatiyle dünyevi faydaları da o dua ibadetinin ardından verebilir. O zaman bizim gibi zayıf insanlar için teşvik edici, tercih edici olabiliyor yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu işte. Demek ki neymiş? Dua bir ibadetmiş. Allah'ın emri Allah'ın rızası için yapılmış ve uhreviymiş, ahirete bakarmış. Di faydalar olursa da elhamdülillah Allah'ın bir lütfudur. Gelelim ikinci başlığa. Peki ne tür dualar kabul olur ve duaları nasıl etmeliyiz? Üstad Bediüzzaman başka bir eserinde duaya başlarken estağfirullah demek gerektiğini söylüyor. Yani ağzımızı temizlememiz gerektiğini, tövbe ederek temizlememiz gerektiğini söylüyor. Sonra da duaya başlarken ve duayı bitirirken salavat getirmemizi söylüyor. Çünkü salavat kabul olmuş bir dua olduğundan dolayı iki makbul dua arasında yapılan dua da makbuldur buyuruyor. Dolayısıyla duaya başlarken tövbe ederek sonra salavat getirerek ardından dua ederek ve duayı bitirirken de salavatla bitirmek oldukça mühim. Bunun dışında dua türleri var. Üç tür dua türü var. Bediüzzaman Hazretleri bu üç tür duanın ekseriyetle kabul-i karın olduğunu yani çoğunlukla kabul edilmeye yakın olduğunu bizlere çok güzel bir şekilde izah ve ispat ediyor. Bu yöntemleri öğrendikten sonra bütün dua şeklim bu yöntemlere göre değişti. Eminim siz de dinlediğinizde ben burada eksiklik yapıyormuşum, hata yapıyormuşum. Demek ki eksikliğim buymuş, düzelteyim diyeceğiniz birçok bölüm olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Gulme be'u bikum rabbi dua'ukum. Yani ey insanlar duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Mealindeki ayetin 5 nüktesini dinle. Rabbimiz buyuruyor ki duanız olmasa ne ehemmiyetiniz, ne öneminiz var. Bu kadar önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Sırlı büyük bir ubudiyettir dua. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir ruhu hükmünde. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir, üç türdür. Birinci nevi dua. İstidat lisanıyladır. İstidat kabiliyet yetenek demek. Demek ki birinci tür dua kabiliyetinin nispetinde yapılan duaymış. Bütün hububat, tohumlar, lisanı istidat ile, istidat dili ile hakime dua ederler ki senin nukuş esmanı mufassal göstermek için bize ne şu nema ver, küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir. Hem şu istidat lisanıyla dua nevinden birisi de şudur ki esbabı ihtima yani sebeplerin, başvurduğun sebeplerin bir araya toplanması müsebbebin icadına bir duadır. Sonucun meydana gelmesi için bir dua oluyormuş. Yani esbab sebepler bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan hal hükmüne geçer. Sebeplere başvurman bir lisan halle dua hükmüne geçiyormuş. Ve müsebbebi sonucu kaderi zulcelerden dua eder isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya. Işık. Bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır ki bak o suyun, hararetin, toprağın, ziyanı, ışığın bir çekirdek etrafında toplanması lisan hale bir duamış. Ve lisan-ı duayla şunu diyormuş. Bu çekirdeği ağaç yap ya halikumuz derler. Çünkü o mucize-i hareket -i kudret olan ağaç o şuursuz, cami, cansız, basit maddeler havale edilmez. Havalesi muhaldir. Demek ki espa esbab bir nevi duadır. Demek ki sebeplerin bir araya gelmesi bir nevi duaymış. Şimdi birinci türde kabiliyet nispetine dua etmemiz gerektiğini öğrendik. Kabiliyetin neyse ona dua edeceksin ve sebeplere başvuracaksın. Sebeplere başvurdukça o sebepler bir araya geldikçe lisanı halle yapılan bir dua oluyormuş. Müsebbebatı yani sonucu Kadir-i Zülcelal'den istemiş oluyoruz. Demek ki dua ederken istat lisanına ve sebeplere başvurmaya dikkat edeceğiz. İkinci nevi dua. İhtiyacı fıtri lisanıyladır. İhtiyacı nispetinde yaptığın duadır. Bütün zih hayatların, hayat sahiplerinin iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hani gücü ve kudreti dahilinde sınırında olmayan hacetlerini, ihtiyaçlarını ve matlaplarını, isteklerini ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halika Rehim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir Hakim rahim gönderiyor, elleri yetişmiyor. Demek o ihsan, dua neticesidir, sonucudur. İkinci türde de ihtiyacın olacak. Ne kadar fazla ihtiyacın olursa duanın kabul olma oranı o kadar fazla artıyor. Üçüncü nevi dua. İhtiyaç dairesinde zi şuurların şuur sahip bizlerin yapmış olduğu duasıdır ki bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar derecesine gelse, ızdırar muzları kalan adam demek. Yani sıkışsa, dara düşse, yani ızdırar derecesine gelse, ızdırarla o dua yapsa veya ihtiyacı fıtriye tam münasebetler ise, ya ihtiyacı varsa veya lisan istidada yakınlaşmış ise, o istediği şeye kabiliyeti varsa veya safi, halis kalbin lisan ile ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Çoğunlukla kabuldür. Terakkiyat-ı beşeriyenin kısım azam ve keşfi Fiyatları, i̇nsanları terakki ettiren o keşiflerin, o buluşların çok büyük bir kısmı bir nevi dua neticesidir. Havari ki medeniyet dedikleri şeyler, medeniyet harikalar dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medare iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Halis bir lisan-ı istat ile istenilmiş, bak, kabiliyeti vermiş, uğraşmış. Allah da vermiş. Lisan-ı istat istemiş. Onlara verilmiş. Lisan-ı istat ile ve lisan-ı ihtiyacı fıtri ile olan dualar dahil bir mani olmazsa ve şerait şartlar dahilinde ise daima makbuldür. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevedir. Biri fiili biri kavli. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. İşe gidiyorsun ya. Fiili bir duaymış o. Rızkı topraktan değil. Belki toprak hazineye rahmetin bir kapısıdır ki rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalar. Yani senin sabah kalkıp işe gitmen Allah'ın bana rızık ver fiili duası oluyormuş. Diyelim ki tüm bu taktikleri uyguladık. Dünyayı çıkar gözetmedik. Allah'ın emrini ve rızasını gözettik. Ardından bu okuduğum 3 tür duaya göre duamızı yaptık. Kabiliyetimiz vardı. Onu istedik. Sebeplere başvurduk. ihtiyacımız vardı. ızdırarımız oldu. Bütün tuşlara bastık tabiri caizse. Ama duamız yine kabul olmadı. Olduysa zaten sorun yok. Ama olmadı diyelim. Olmadıysa şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Duaya kabiliye ihtiyacının makbuliyeti. Yani bilinçli bir şekilde yapılan dualı kabulu kabulü iki cihetlidir. Ya aynı matlubu ile makbul olur ya aynı ettiğin duadaki o istek neyse aynı şekilde kabul olur veya daha evlası verilir. Bak daha güzeli verilir. Dua diyorsun kabul olmadı diyorsun. İki şekilde cevap var. Ya Allah aynı şekilde kabul ediyor ya da Allah daha güzel bir surete kabul ediyor karşına çıkartacak. Mesela birisi kendini bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Erkek evlat istiyorsun ama Hazreti Meryem gibi bir kız evladı verdi sana. Duası kabul olmadı denilmez. Daha evla, daha güzel bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder ki çoğumuz bunun için ediyoruz. Kendi dünyasının saadeti, huzuru, mutluluğu için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur. O saadet sana ahirette verilecektir. Duası reddedilir denilmez. Belki daha infa, daha güzel bir surette kabul edildi denilir ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, hikmettir, abes iş yapmaz. Biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Allah hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin doktorun hikmetini iddiam etmemeni suçlamamalı. Hasta bal ister doktordan. Tabibi hazık sıtması için sulfato verir. Daha iyidir çünkü sulfato. O doktor onu bilir. Bak hasta bal istiyor ama doktor ona sıtması için bal vermiyor. Ne? Daha iyi olan sulfatoyu veriyor. Tabip beni dinlemedi. Doktor beni dinlemedi denilmez. Belki ahu dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun iyisini yerine getirdi. İşte şu hakikatleri bilerek yaşadığımızda elhamdülillah kafamızdaki soru işaretleri de gidiyor. Duam neden kabul olmuyor? Ha burada eksikliği yapıyormuşum. Hadi bunları da uyguladım. Elhamdülillah kabul oldu. Ama bu kabul olmadı. Neden? Allah demek ki daha iyi bir surette senin karşına çıkaracak. Belki bu dünyada, belki de ahirette. Bilemiyorsun. O yüzden okuduğumuz bu Risale-i Eserleri bu asra bakan kafamızdaki binlerce imani soruların cevaplarına muazzam bir şekilde, mantıklı bir şekilde cevap veren bir Kur'an tefsiri. O yüzden şiddetle okumalıyız ki yarım yamalak bilgilerle yola çıkmamamız gerektiğini okuduğumuz mesela az önceki bölümlerden çok net bir şekilde anladık. Birçok insan belki şu hadisleri, şu olayları bilse elhamdülillah dua etme niyeti ve yöntemleri değişecek. Belki dualarının kabule yakınlığı oldukça fazla artacak. Allah'a emanet olun.